Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahümme sallâ alâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme sallâ alâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ ve kurrati âyunina Muhammed. Allahümme sallâ. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bütün dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Kendi yolundan bizleri, çocuklarımızı, neslimizi ayırmasın. Allah Celle Celaluhu dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Sıkıntıda bırakmasın. Ve dua bekleyen kardeşlerimize de yardım eylesin. Özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize büyük zaferler nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu orada ölen kardeşlerimize, şehit olan kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kalanlarına sabırlar ihsan eylesin. Hasta olanlara acilen şifalar ihsan eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle oraları kuşatsın Mevlamız ve zalimlerin, hainlerin, kafirlerin yapmış oldukları oyunları kendi başlarına geçirsin. Onların da bir an evvel Rabbimiz inşallah kendi katından göndereceği tokatlarıyla, ordularıyla, melekleriyle beraber gereken dersleri onlara versin inşallah. Amin, amin, amin. Aziz kardeşlerim, malumunuz 41. güne girdi Gazze olayı. Hepimizi efendim derinden yaralıyor. Fakat burada sadece ve sadece biz Müslümanların yapacağı olay dua ile, boykotla ve her gün en azından 2 rekat hacet namazı, teheccüdlerde dua etmekle beraber kardeşlerimize sahip çıkmaya çalışacağız. Eğer Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bugün onlara böyle bir imtihanı verdiyse aslında kaybeden acaba onlar mı bizler miyiz diye düşünmemiz lazım. Onlar büyük bir dava insanlarıymış. Hakikaten yılmadılar, yıkılmadılar. Her gün, her an hasbunallahu ve ni'mel vekille. Allah'ım sana güveniyoruz, sen en güzel vekilsin, senden yardım bekliyoruz diye dualarını yaptılar. Rabbim yardım eylesin inşallah. Eğer orada sınav kaybedilirse bugün efendim bizler sınavı kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla buna çok dikkat edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Allah ondan razı olsun efendim dün itibariyle bir daha gür sesiyle bütün dünyaya seslendi. İnsanlık dersi vermeye çalışıyor. Bırakın efendim din konusundaki olan olayları, insan olan bir insan eğer vicdanı varsa bu olayları görüp de nasıl hareket etmez diye sesleniyor. Ama duyana efendim, duyan insana bu ses gider. Duymayan insana herhangi bir şey yok. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'a karıncanın efendim ateşi sönsün diye taşımış olduğu su misali, biz de kardeşlerimize bir su misalinde yardımlar göndermeye çalışacağız. Vakıflar vasıtasıyla, dernekler vasıtasıyla, ama illa kardeşlerimizi unutmayacağız. Onlara sahipleneceğiz inşallah. Yine Allah devletimize zeval vermesin. Sağlık Bakanlığımız hemen devreye girdi ve dün gece itibariyle o kardeşlerimizden buralara kanser hastalarından, değişik hastalarından efendim insanlar uçaklarla getirilmeye başlandı, şükürler olsun. Yani bir yardım eli uzatılıyor Türkiye'mizden. Bu yardım elinin uzatılması demek adeta bu Türkiye'ye bir sigortadır. Yani Cenab-ı Hak Celle onların dualarını bize efendim nasip ediyor. Dua alıyoruz. Yoksa bize de neler düşünüyorlar kafirler? Allah fırsat vermesin inşallah. Evet, biz konumuza gelelim. Bugünkü konumuz özellikle müminin baharı olan
kış mevsimi girdi ve kış mevsimi girdiği zaman soğuklar başlıyor. Efendim yağmurlar yağmaya başlıyor. Elhamdülillah diyoruz. Çünkü yağmur yağması hele İstanbul'umuza, Türkiye'mize bir şifa kaynağı gibi. Efendim her şeyle altın yağmasından çok daha değerli. Altın yağsa ne yapacak? Yani sebzeler, meyveler, barajlar vesaire efendim suyla gülüyor. Yoksa altınla gülmez ki. Altının yeri başka, suyun yeri başka. Su hayattır. Elhamdülillah suyu Rabbim ikram ediyor. Daha fazlasını ikram etsin. Daha güzel efendim bir şekilde bizi sulasın. Merhametle beraber inşallah acılar göstermeden barajlarımız da dolsun. Yanında da topraklarımızın sulanmasıyla bitkilerimiz, meyvelerimiz, sebzelerimiz de gür bir şekilde çıksın. Ucuzlasın inşallah. Dostlar, biz bir de şu yönden bakalım, yani sadece maddesel yönden bakamayız kış mevsimine. Kış mevsiminin güzelliği şuradan da geliyormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Eşşitâ'u rabî'ul mü'min, yani kış mevsimi mümin için bahardır diyor. Müminin baharı kış mevsimi. Yani bazı insanlar, sadece dünyevi düşünen insanlar, kış geldiği zaman bir karamsarlık, bir kabus gibi onlara böyle bir şeyler çöker. Efendim hatta bir travma geçirirler falan. Biz ise tam aksine. Niye? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kasura neharuhu fesame. Yani kış mevsimi geldiği zaman gündüzleri kısa olur, rahat rahat oruç tutarsınız. Oruçlarınız için efendim kış mevsimini tercih edin. Borçlarınız var veya tutmanız gereken herhangi bir orucunuz böyle size kalmış. O oruçlarınızı kışın tutmaya çalışın. Günleri hiç anlamıyorsunuz bile. Şu anda örnek olarak söylüyorum, İstanbul için 6'yı çeyrek geçe imsak bitiyor. Efendim 6'ya neredeyse 10 kala akşam namazı oluyor. Yani 11,5 saat, 12 saat geçmeden siz orucunu bitirmiş oluyorsunuz. Ne büyük mükafat. Bir insan Allah için, Allah rızası için bir gün oruç tutsa, Allah onu 70 sene cehennemden uzaklaştırıyor. Allahu Ekber. Onun için bugünlerde pazartesi, perşembe gibi veya efendim sadece pazartesi de olabilir. Niye? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Pazartesi günü niye oruç tutuyorsun ya Resulallah deyince sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü dünyaya geldim buyuruyor. Yani pazartesi günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif buyurmuşlar. Onun efendim adeta sevinciyle, hürmetiyle, saygısıyla biz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzer bir şekilde onun sünnetini ihya etmeye çalışalım dostlar. Bakın efendim hanımefendiler, özellikle borçlarınızı bugünlerde eritin. Sizde borç kalabiliyor böyle. Hatta efendim biraz araya bir şeyler geliyor falan derken siz bir sene içerisinde kalan 7 günlük, 10 günlük borç orucunuzu tutamıyorsunuz. Onun için kış mevsimini efendim bu noktada çok büyük bir şekilde bir nimet olarak kabul edin ve oruçlarınızın borçlarını halletmeye çalışın. Erkekler de aynı şekilde, bizler oruç tutma noktasında efendim muhakkak oruçlarımızı bu kısa günlerde tutmaya çalışalım. İkincisi, yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, فَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ. Gecesi uzundur, efendim kış geceleri uzun oluyor. Bir bakıyorsun, akşamleyin efendim yatsı ezanı Allahu Ekber, 7'yi 19 geçe okunuyor. Efendim sabah ezanı kaçta okunuyor? 6'yı 20 geçe neredeyse. Neredeyse efendim 11 saat gibi büyük bir zaman dilimi var arada. Siz 11 saatin içerisinde bunu 7 saatin, 8 saatini uyusanız, istirahata geçirseniz kalan 3 saatini Allah'a verebiliyorsunuz, ibadete, teheccüde, Kur'an'a, namaza. Tam böyle bir fırsat. Yani bunları değerlendirmek lazım.
bir daha bu ömür yeri efendim ele geçmiyor. Bir daha geçen gün geri gelmiyor. Dünü bugün efendim yaşayamayız. Dün gitmiştir. Bugün elimizde elhamdülillah. Yarına garantimiz de yok. Dolayısıyla bu fırsatlar elden kaçmadan ganimet bilelim, değerlendirelim. Öyle derler. Bağdat'ta bir adamcağız, eski zamanda tabii buzdolabı falan yok. Böyle sıcak günlerde mağaralardan efendim getirmiş olduğu buzları evlerde değerlendirmek için satıyor. Buz var alan yok mu? Buz var alan yok mu? En son şu sözü söylüyor. Acıyım bu adama diyor. Buzları eriyor diyor. Efendim alan yok mu diye bağırıyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir Allah dostu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu sözü duyar duymaz mübarek hemen çöküveriyor yere, kalıyor iki elleri arasına başını koyuyor ve öyle derin bir şekilde düşünceye dalıyor. Talebeleri falan diyorlar ki efendim bir şey mi oldu, hayrola falan, ya diyor duymadınız mı adam ne dedi, bana acıyın efendim eriyor buzlarım efendim gidiyor falan deyince, ben de dedim ki ömrümüz eriyor, vakitlerimiz eriyor gidiyor, dolayısıyla bu ömrü efendim bu vakitleri geri getiremeyiz, bunu düşündüm, tefekküre daldım diye bizlere güzel bir orada anekdot efendim arz olunuyor. Dolayısıyla dostlar hakikaten gideceğimiz zaman ahirete hepimize Rabbim iman selametliği versin. Efendim gideceğiz. Gittiğimiz zaman arkamızdan mezara kadar, kabre kadar kim geliyor? Çoluk çocuk geliyor, aile bireyleri geliyor. Bir de efendim kendi paramız, malımız, mülkümüz bundan da konuşuluyor. Bir de yaptığımız ameller geliyor. İki tanesi geri gidiyor. Çoluk çocuk diyor ki benim işim yok. Baba bu kadar benden diyor. Hadi Allah'a ısmarladık diyor. Başka parası malı mülkü de efendim oraya gelmiyor içeriye doğru. Sadece onunla beraber kabre giren ameli oluyor. Güzel şeyler yaptıysa ferahlıyor, seviniyor. Kabri oluyor cennet bahçesinden bir bahçeye. Ama şerler yaptıysa tövbe fırsatı da yok artık. Bitti, bitti. Rabbim oraya güzel şeyler götürebilmeyi nasip eylesin. Dolu dolu gidebilmeyi nasip eylesin inşallah. Dolayısıyla tekrar edecek olursak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere diyor ki Eşşitâ-ı Rabî'ul Mü'min. Kış mevsimi müminin baharıdır. Bahar haline getirelim. Bugünlerimizi çok iyi değerlendirelim. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar olan zaman dilimi efendim bizim için 6 ay gibi uzun bir süre, vakitlerimizi değerlendireceğimiz bir süre. Niye? Çünkü o aralarda günler efendim kısalıyor, geceler uzuyor ve biz inşallah günlerimizin kısalığında oruçlarımız, gecenin uzunluğunda da namazlarımız, Kur'anlarımız, tesbihatlarımız, zikirlerimiz, kardeşlerimize dualarımız efendim hiç bunlar bırakılmayacak, devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kiramla beraber giderlerken Müslim hadis kitabında geçiyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bir küçük minik kulaklı bir oğlak efendim ölüsü, o ölmüş böyle, buna rastladı ve onun o mini kulağından tuttu ve dedi ki sahabe-i kirama, yani hanginiz bu hayvanı bir dirheme satın alır? Yafaca bir 1 lira işte bugünün diyelim hayatı 5 lirası. Ondan sonra sahabe dediler ki ya Resulallah, daha az para bile olsa almayız. Yani ne yapalım ki onu dediler. Peki Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, peki bedava verirse istemez misiniz? Yine dedi ya sahabe, hayır dediler. Yani bu alınacak bir şey değil ki ya Resulallah, niye alalım ki falan deyince, işte tarihi bir söz, kıyamete kadar hadis-i şerifte buyuruldu ki فَوَاللّٰهِ لَدُّنْيَا اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ. Allah'a yemin ederim ki Allah-u Teala'ya göre, Allah katında Allah'a efendim göre önünüzdeki şu ölü oğlaktan dünya daha değersizdir. Dünya var ya, dünya
Allah katında şu ölü olan oğlaktan daha değersizdir. Siz bedava verilmesini dahi istemiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz da bu dünyayı niye böyle efendim bu kadar seviyorsunuz? Dünya için bu kadar efendim insan kendisini mahveder mi, perişan eder mi? Yediğin senin, giydiğin senin efendim ve Allah yoluna verdiğin senin. Dışındakiler onu bırakacaksınız zaten. Yani dünya için çalışmayalım anlamı değil. Dünya için çalışırken Allah'ı darıltmayalım. Harama el uzatmayalım. Efendim vaktinde namazlarımızı ve şekilde namazlarımızı kılalım. Allah ile olan aramızı güzel tutalım. İnşallah son nefeste gelince de Rabbimize tertemiz varmaya çalışalım. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, hayırlı, bol, bereketli yağmurlar nasip eyle, evlatlarımızı, neslimizi çok hayırlı eyle, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle, hepsinin beş vakit namaz kılmalarını vaktinde biz söylemeden kendi istekleriyle namazlarını vaktinde eda etmelerini nasip eyle. İçlerine sen bu sevgiyi ver ya Rabbi. Her şey senin elindedir. Kalpler senin elindedir. Sen kalplerin İslam'ı, Kur'an'ı, namazı, abdesti çevir ya Rabbi. Yaramazlık yapanlar varsa tövbe nasip et ya Rabbi. Hepimize efendim dünya ahiret güzellikleri, hayırları nasip et ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet olsun. Kabirleri nurlarla dolsun. Ve Allah'ım dünyamız, ahiretimiz mamur olsun. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve tuğleyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gazze'deki kardeşlerimizin sülhü selam rahmeti, zaferleri için ve kafirlerin oyunlarının bozulması, onların da kahru perişan olması için, Allah rızası için El Fatiha.